Suyun 20 metre kadar altına inebiliyor. İmha, enkaz çıkarma ve arama kurtarma gibi görevlerde kullanılabiliyor. Ve belki de en değerlisi yerli ve milli malzemeler kullanılarak yapılmış olması. Bahsettiğimiz ve ekranlarda gördüğünüz bu insansız su aracını tasarlayansa liseli öğrenciler. Bugün burada sergilediğimiz robotu Savunma Sanayi Başkanlığı'nın insansız sualtı prototip yarışması için tasarladık. Bu robotu başta yaparken aslında çok büyük hedeflerimiz yoktu. Yani büyük başarılar beklemiyorduk. Ama başvuru yapan 82 kişi içinden ilk 10 finalistin içinde 6. olarak bitirdik yarışmayı. Samsun'un ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışması'na katılmak üzere Samsun'a gelen Kocaeli Pirelli Anadolu Lisesi öğrencileri Berat Okutan, Atike Yıldırım, Mine Adıgüzel, Yiğitcan Akar, Ümit Çakar yaklaşık 2 ay sürede insansız su aracı prototipi tasarladı. Bu birbirinden yetenekli gençler ellerinde imkan oldukları ve desteklendikleri takdirde daha iyisini yapacaklarına inanıyorlar. Elimizdeki imkanlarla yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü cidden çok çalıştık. Daha fazla destek olursa teşvik gibi bu şeylere, devlet desteği olursa daha iyilerini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Savunma sanayine katkıda bulunmak bizim için cidden büyük gurur olur. Bilimin ışığında 100. yıl adı altında düzenlenen etkinlik Perşembe günü başladı. Cumartesi günü ise sona erecek.